yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Evet, Azerbaycan'la başlayacağız vakit kaybetmeden. Ermenistan'ın sivillere saldırıları devam ederken Azerbaycan ordusu da bu saldırılara misliyle karşılık veriyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki adım adım ilerleyişi sürüyor. Hemen bölgedeki son durumu alacağız. Muhabirimiz Fatih Avanos bizi bekliyor. Fatih, neler aktaracaksın? Cephenin özellikle Göranboy, Terter, Adam ve Berde istikametinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılar olduğu ifade edildi. Naftalan, Terter, Adere ve Göranboy bölgesinde 4 şehre yönelik yine sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları olduğu ifade edildi. Ve yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada az önce yine bir insansız hava aracı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif ve gözlem yaptığı tespit edilen bir insansız hava aracı da başarıyla düşürüldüğü yine ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece boyunca devam eden harekata ilişkin görüntüler de paylaşmaya devam ediyor. Görüntülerde birçok topçu birliği, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birçok askeri aracın, topçu birliklerinin ve savunma mevzilerinin de başarıyla imha edildiği görülüyor. İşte bu görüntülerde de gördüğümüz gibi aslında gece boyunca Hadrut, Fuzuli, Cebrail ve Gubatlı istikametlerinde çok yoğun çatışmalar vardı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin baskınları vardı, ancak o baskınlara çok sert bir karşılık verdi, mukavemet gösterdi Azerbaycan ordusu ve ilerleyişine, gün gündüz vakitlerinde devam eden ilerleyişine gecede devam etti. Artık Gubatlı şehir merkezine yönelen bir Azerbaycan ordusu var ve diğer taraftan Hocavent istikametinden de yine Şuşa'ya doğru ilerleyen, Şuşa'yı da muhasere altına almaya çalışan bir Azerbaycan ordusu var. İki etaplı bir bu güney cepheden ilerleyen iki etaplı bu harekatta Laçin koridoruna artık iki taraftan da çok yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Koridor önemliydi, stratejik bir nokta ve o noktanın ele geçirilmesiyle de aslında bölgeye ikmal yapan Ermeni kuvvetlerin önü de geçilmiş olacak. Güney cepheden farklı olarak bu sefer kuzey cepheden de son 48 saatte özellikle Azerbaycan ordusunun çok ciddi Ermenistan savunma mekanizmalarına karşı saldırılar olduğunu söyleyebiliriz. 27 Eylül'den bu yana genellikle oradaki topçu ve savunma hatları vurulurken artık gerek hava unsurlarıyla gerekse de özel birlikleriyle bölgeye intikal etti Azerbaycan ordusu ve Adere'deki sığınaklar ve orada kurulan savunma hatları birer birer imha edildi ve yine Adam'ın kuzeyinden ve güneyinden özellikle Askeran'a doğru ilerleyişine devam eden bir Azerbaycan ordusu olduğunu söyleyebiliriz. Bütün cephe hattı boyunca aslında savaşlar devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Bunun da altını çizelim Anda Özben. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Washington'da ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler ele alındı. Pompeo görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada şiddetin sona ermesi ve sivillerin korunması çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la Washington'da bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili açıklamayı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı olmayan politikası, sivilleri hedef alması, yurt dışından paralı asker ve terörist grupların Ermenistan safında savaşması ve diğer konularda Amerikalı mevkidaşına bilgi verdi. Bayramov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili haklı tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili 4 kararı ve diğer uluslararası kuruluşların ilgili belgelerine dayandığını kaydetti. Pompeo ve Bayramov, Amerika Birleşik Devletleri-Azerbaycan ilişkilerine yönelik diğer konuları da müzakere etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Minatsakanyan'la da görüştü. Pompeo görüşmeden sonra yaptığı açıklamada şiddetin sona ermesi ve sivillerin korunmasının gerekliliğini vurguladı. Pompeo tarafların anlaşmazlığın çözümü için AGİT himayesi altında esas görüşmelere katılması gerektiğini söyledi. Balıkesir'de okuyan üniversite öğrencisi Azerbaycanlı genç Yukarı Karabağ'da şehit oldu. Balıkesir Üniversitesi şehit için başsağlığı mesajı yayınladı. Ermenistan'ı kınadı. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan Mamadaka Safarov, 2019'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginliğin artması üzerine kaydını dondurdu. Vatani görevini yapmak için Azerbaycan'a döndü. Safarov, askerliğini Ermenistan işgali altındaki Yukarı Karabağ sınır bölgesinde yapmaya başladı. Vatan topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmaya çalışan ordu birliklerinde görev alan Safarov,
şehit oldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlter Kuş, öğrencileri Mamadaka Safarov'un şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Terör devleti Ermenistan'ı şiddetle lanetliyorum ifadelerini kullandı. Fransa Devlet Televizyonu Ermenilerin ölüm tehdidine boyun eğdiği Ermeni lobisi TFN kanalında yayınlanan Dağlık Karabağ haberine tepki gösterdi. Kanal yöneticilerini ölümle tehdit etti. Tehdit, protesto ve boykot çağrılarına direnemeyen Fransız Devlet Televizyonu TFN haberi yayından kaldırdı.